Merhaba arkadaşlar, bu videoda Action Cleanse'i oluşturacağız. Öncelikle Gedit ile dosyamızı oluşturmaya başlayalım. İsmimiz bu Nakçi Cleanse şeklinde olacak.py. Ve dosyamızı açalım. İlk olarak Python için gerekli bağlantımızı user bin en Python şeklinde yapalım. Import Rose Python kütüphanesi import ediyorum. Import action lib import action lib tutorials sizin içerisinde neyse diyelim import ediyorduk ve import cs sistem kütüphanemizi import ediyorum. Bunu da kullanacağız. If ile main bloğumuzu oluşturalım öncelikle. Ve CKH ile yazacağız bunu. Rose by init node ismimiz Fibonacci clients şeklinde olması yeterli. Ve de result bizde serverimize bir istek gönderecek ve buradan gelen sonucu da yazdırmasını istiyoruz. Burada da bir gene fonksiyon yukarı tanımlayacağız. Bu fonksiyona da Fibonacci client ismini vereceğiz. Ve print ile gelen sonucu ekrana yazdırmak istiyoruz. Bunun için result diyelim. Gelen sonuç virgül şeklindek virgül oluşacak nokta join köşeli parantez içerisinde str dedikten sonra m for n in result. Burada aslında şunu yapıyoruz. Gelen değer bir bize matris olarak geliyor. Biz bunu teker teker gelen değerler geldiği için bunların hepsini sırayla bir for döngüsüyle yazdırmış olacağız. Result'un sequence değişkenini almış olacağız. Evet. Almış olacağız dedik. Ardından accept eğer herhangi bir hata oluşması durumda rosepy nokta rose integra action şeklinde ve burada da bize tekrar bir mesaj yayınlamasını istiyoruz. Program interrupted edildi before compilation tamamlamadan önce bir interrupt girdi ve file cs burada cd der şeklinde bunu oluşturmuş oluyoruz. Şimdi asıl yapacağımız kısma gelirsek Fibonacci client fonksiyonumuzu oluşturmamız gerekiyor. Fibonacci client dedikten sonra herhangi bir değer almayacak bu. Client action bu. Simple action client Fibonacci olarak isimlendirdik. Action tutorials'ın içerisinde msds demiştik ve Fibonacci action olarak tanımladık. Bir istekçi yani bir müşteri oluşturmuş olduk burada.
ve bunun artık serverin çalışması için bekletmemiz gerekli. Serveri server için bekletiyoruz. Ve gelen diğer bir konuda, daha doğrusu bizim hedefimiz bu. Onu göndermemiz gerekli. Şimdilik sitesinin içerisinde MSG'ye dedikten sonra Fibonacci Goal'a bu değeri göndereceğiz. Bu kitten order değerimizi, goal değerimizi order'dı. Hatırlarsanız ki buraya örneğin 20 şeklinde yazalım. Bize 20 değere kadar bu Fibonacci değerini döndürmüş olacak. Siz bunu isterseniz kendinize artırabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. Değeri unutmayın ki değeri ne kadar büyütürseniz o kadar yavaş çalışacaktır. Geri dönüşü o kadar süre beklememiz gerekecek diyelim. Ve bu client değerini sense goal ile oluşturduğumuz goal değerini göndermemiz gerekli. Ve clientimize waits for bu sefer server değil resume şeklinde geri dönüş gelene kadar bekle şeklinde tanımlıyoruz ve return clients gets result gelen değeri sonuç değerini bize return yaparak döndürsün ve biz bunu aşağıda result olarak almıştık. Bunu da result'un sekansını sırayla teker teker aralarına virgül koyarak yazdırmış oluyorum. Şurada da bir boşluk bırakalım. Ctrl-S ile kaydettim. Çıkalım. CHMOT ile buna da yetki vermemiz gerekli. Roscore'umuzu çalıştırıyorum. Öncelikle Roscore'un beginner ekşimliğinin içerisinde Fibonacci serverimizi çalıştırıyorum ve de olsa beginner ekşimliğinin içerisinde Fibonacci klientimizi çalıştırıyorum. Serverimizde bir yazım hatası yapmışız, o yüzden döngü kırıldı. Bu döngünün kırılması da orada yazdığımız tray except blue ile alakalı. Aslında bu bizim çok işimize yarayan bir şey. Eğer biz kırmadan devam ettirmeye çalışsaydık belki algoritma burada kilitlenecekti ve biz hiç bunun farkına varmayacaktık. Şimdi edit ile bu action lipimizi Fibonacci'nin serverini açalım. Bir yere self yerini yanlış yazmışız. Bunu şu şekilde kontrol set. Evet. Yanlış yazmıştım. Şurası sert olacak. Kontrol ile kaydediyorum. Ve tekrar çalıştırıyorum. Pardon. Tekrar çalıştırıyorum. Klientimizle çalıştırıyorum. Evet. Bir istek aldığı mesajı serverimizde geldi. Sonucun geri dönmesini bekliyoruz şu an. Evet, biraz zaman aldı sonucun dönmesi. Dediğim gibi 20 tane bu değeri bize yazdırmış oldu. İşlemi yaparken sıfırdan başlattı. Biz orada o şekilde tanımlamıştık. 1, 1, daha sonra 2 geliyor, 2 ile 3, 9, 5 geliyor, 3 ile 5, 9, 8 bu şekilde devam edecek şekilde Fibonacci serisini bize döndürmüş oldu. Ve şunu yapalım. Yeni bir tane açalım. Şu şekilde temizleyelim. Artık iki grafiği öncelikle serverimizi inceleyecek olursak burada şu debug kısmının kapalı olduğundan emin olunuz. Yoksa bütün şekilde gösteriyorum. Fibonacci direkt ROS out'a bağlıymış. Şuradan activity'ye bakacak olursak biraz daha geniş bir şekilde Fibonacci action to pin çalıştığını, hangi şu an activity node'da çalışıyor bunu da görebiliyoruz ve
Fibonacci'nin dediğim gibi çıkışa bağlı olduğunu burada görebiliyoruz. Tüm notlar dersek. Fibonacci ve arcuity'nin şu an output olarak cosine output'una bağlı olduğunu da görebiliriz burada. Şimdi only'yi alıyorum ve şu kısımda action'leri tekrar çalıştırıyorum. Yenile diyecek olursak, evet. Şimdi bakacak olursak client'in Fibonacci'ye gittiğini ve Fibonacci'den bir geri dönüş statüsü aldığını ve aynı zamanda cancel kanalında Fibonacci'ye gönderebildiğini görebiliyoruz burada. Ve bunların çıkışı da Rose Out'a gidiyor. Aynı zamanda biz Arcuity Grub'u kullandığımız için bu noktada çalıştığını görebiliyoruz. Ve aktiviteye bakacak olursak benzer şekilde Fibonacci Action topik içerisinde client ve Fibonacci'yi çalıştırdığımızı görebilirsiniz. All diyelim. All'da da benzer şekilde bir client'imiz kapandı. Çalıştıralım. All'da da benzer şekilde görebiliyoruz bunların yapısını. Action'lar bu şekilde. Action'ların daha önce oluşturduğumuz server mesajlardan farkı ne? Bakacak olursanız ki şu 17 daha güzel gözüküyordu. Biz normalde ne yapıyorduk? Mesaj ve servis oluşturduğumuzda servisimize bir istek gönderiyorduk ve bize geri dönüş olarak mesaj gönderiyordu. Yani aslında çok şeydi, basitti olay. Ama action'da bizim durum değerlerimiz, iptal durumumuz ve sürekli bir geri dönüş durumu da söz konusu. Yani farkı burada olmuş oluyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim.